Değerli takipçilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Size Yıldız Dağı Arı Çiftliği kanalından sesleniyorum. Bundan sonra kanalımızı bu şekilde isimlendirmeyi düşünüyoruz. Arılığımızda ve arılar bulundurduğumuz bölgedeki çalışmalarımızı Yıldız Dağı Arı Çiftliği adı altında markalaştırmayı düşünüyoruz. Nasip olursa kendi çapımızda amatörce bir markalaşma olacak. Bugün sizlere bölgemizdeki çiğdemleri tanıtmak için bu videoyu çekme ihtiyacı hissettik. Arkamda görüldüğü gibi bol miktarda çiğdemler açtı. Bugün Nisan'ın biri. 1 Nisan itibariyle uzun bir kış sezonundan sonra karlarımız hemen hemen eridi. Yıldız Dağı'nın zirvelerinde biraz karımız var. Yüksek tepelerde karlar mevcut. Ama diğer bölgelerde karlar eridi. Dereler şu anda şarıl şarıl akıyor. Yani o nispette söyleyeyim ben size. Ve çiğdemlerde karın erimesiyle beraber kendini gösterdiler. Her taraf şu anda çiğdem tarlası şeklinde. Şimdi ben size çiğdemle ilgili hem bu bölgedeki değişik çiğdem çeşitlerini göstereceğim. Sarı çiğdem, az ileride beyaz ve lila çiğdemlerimiz var. Onları göstereceğim. Hem de çiğdemin faydalarından size bir nebze bahsetmeye çalışacağım. Bahar müjdecisi olarak bilinen ve genelde Mart ve Nisan aylarında açan çiğdem tadı ve şifasıyla çok gözde bir çiçek. Evet, burada gevenin hemen arkasında çiğdemleri görüyorsunuz. Önde de geven bitkisi var. Bu geven bitkisinin çiçekleri de Haziran ve Temmuz aylarında açıyor. Arılarımız bundan da bol miktarda polen ve nektar alıyor. Şu anda da çiğdemlerin üzerinde özellikle sabah saatlerinde çiğdemden bol miktarda polen topluyorlar. Ben arılarımızın polen taşımasını da sizlere göstereceğim. Cemreler toprağa düşmesiyle, cemrenin toprağa düşmesiyle beraber çiğdemler açıyor. Mart ayının sonuna doğru burada açmaya başladı. Bu sene oldukça yoğun geçen bir kış neticesinde karlar yeni yeni erimeye başladı. Çiğdem çiçeği kökündeki yumruğunun soyularak yenilmesiyle biliniyor. Soğan, bildiğiniz soğan gibi bir kökü var. Bunu ben size çıkartacağım birazdan. Nasıl soyulduğunu ve nasıl tüketildiğini de göstereceğim. Anadolu'da birçok ilde bahar aylarının gelmesiyle çiğdem toplama geleneği birçok yörede sürdürülüyor. Çiğdemin hem faydası hem de zararı var. İnsanlar daha çok lezzetinden ve faydasından dolayı çiğdeme yöneliyorlar. Bazıları da rengarenk çiçek açtığı için bir süs bitkisi olarak kullanıyor çiğdemi. Çiğdem çok nemli yerlerde yetişiyorlar. Zambakgiller ailesinden çiğdemler. Zehirli bir bitki dedik aynı zamanda. Kullanılmasında bilinçli tüketmek lazım. Yoksa faydasından çok zararını da görebilirler. Bizim bu bölgede az evvel de söylediğim gibi Mart sonu ve Nisan aylarının başında çiğdem çiçekleri daha çok açıyor. Çiğdemin söylediğim gibi faydasının yanında zararları da mevcut. Bunun için tüketirken oldukça dikkat etmek gerekiyor. Vaktinde toplanması ve çiğdemin kullanılacağı noktalarda bilinçli hareket edilmesi gerekiyor. Çiğdemin soğanı toplamak istediğiniz zaman çiğdem çiçeklerini açmadan evvel toplanması gerekiyor. Çünkü çiçek açtıktan sonra soğanın faydası pek olmuyor. Daha çok çiçek açmadan evvel soğanın faydası var. Çiğdemler köküne zarar gelmeden bir çubuk yardımıyla çıkarılmalıdır. Şimdi birazdan uygulamalı olarak ben size göstereceğim. Çiğdemin başlıca yararları arasında idrar söktürme, kabızlığı önleme, gut hastalığından oluşan ağrıları dindirme gibi bir özelliği var.
Kayısı çekirdeği gibi doğal bir ağrı kesici. Kayısı çekirdeği de biliyorsunuz ağrı kesici özelliği var. Yine çiğdemin de ağrı kesici özelliği bulunmakta. Çiğdemin şurubunu yaparak tüketebilirsiniz. Çayını yaparak tüketebilirsiniz. Soğanlı kısımlar ateşte pişirilebilir, közlenebilir. O şekilde de tüketebilirsiniz. Evet, buradan hızlı bir geçiş yaptıktan sonra ben size diğer lila renkli ve beyaz renkli çiğdemlerimize. Yaklaşıyorum. Evet, bu lila renkli bir çiğdem. Burada da beyaz çiğdemlerimiz. Evet, görüyorsunuz. Bunlar da beyaz çiğdemlerimiz. Çiğ olarak tüketilebilir çiğdem. Yemeklere konulabilir. Bazı yörelerde una bulanıp, yani unla bulandıktan sonra balık gibi kızartanlar da oluyor. Bu şekilde de tüketebilirsiniz. Evet, burada da beyaz renkli çiğdemleri görüyorsunuz. Çiğdemin pilavını yapanlar var. Sütlü tatlısını, çiğdem aşını yapanlar var. Bunlar ülkemizde tüketim şekli. Çiğdemleri. Çiğdem tohumu birkaç diş sarımsak ile beraber dövülerek romatizmal rahatsızlıklarda da kullanılabiliyor şifa olarak. Zehirli bir bitki olduğunu birkaç defa söyledim. Yine de tekrar edeyim. Dikkatli olunması gerekiyor. Başlıca zehirlenme belirtileri ise kanlı ishal, kusma, karın ağrısı sayılabilir. Belli bir dozun üzerinde ölümcül dahi olabilir. Ayrıca üzerinde fazla tüketildiği zaman B12 vitamin eksikliğine de sebebiyet verebiliyor çiğdem. Şimdi çiğdemin bal ve polendeki faydalarını ben etkilerini söylemek istiyorum. Özellikle arılarımız kış mevsiminden çıkıp ilk tanıştık çiçeklerden birisi çiğdem. Bunun için yoğun bir şekilde polenini taşıyor kovanlarına. Yani ilk besinini bundan alıyor bal ve polen olarak, nektar olarak. Arıcılar için, arılar için bu yüzden çiğdem çok önemli, çok değerli bir bitki. Ben size şimdi bir tane çiğdemi söküp soğanını da göstermek istiyorum. Evet, şuradan hemen bir tane çiğdemin soğanını çıkaralım. Evet, böylece çiğdemin soğanına ulaştık. Çayını yapabilirsiniz çiğdemin. Diğer az evvel anlatmış olduğum uygulamaları yapabilirsiniz.
bu şekliyle çiğdemi tüketebilirsiniz. Normalde biz hasat yapmıyoruz, böyle çiğdem hasadı yapmıyoruz. Arılarımıza bırakıyoruz, onlar faydalansınlar diye. Görmeniz açısından şu anda çiğdemin bir soğanını sökelim, gösterelim dedik. Evet. Evet, bu arada arımız da geldi, hemen polenlerini almaya çalıştı ama gitti. Evet, burada ayağında çiğdem polenleriyle gelmiş arılarımız kovana girmeye çalışıyor. Şöyle açalım, rahat girsinler. Evet. Çiğdemle ilgili bugünkü yapmış olduğumuz bu çalışmayı neticelendiriyoruz. Şayet videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Bildirimleri de açarsanız yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili size de bildirim ulaşacaktır. Tekrar görüşmek üzere. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun.